İngilizler milletin dediğiyle çok ilgilenmez. Bir şeyin doğru olduğuna karar verdiği zaman İngiliz onu yapar. Fransa mesela 3 yaşındaki çocukları anaokuluna gönderme zorunluluğu çıkardı mesela. Bunlar mevzuyu anlamışlar, çözmüşler. Lise 2'de çocuk yüksek lisans giriş sınavlarının fizik sorularını çözüyor. Niye bekletiyorsun bu çocuğu? <laughs> Merhaba değerli izleyenlerimiz. Yine eğitimi konuşacağımız bir programla karşınızdayız. Bugün tekrar Ziya Bilici ile eğitim üzerine fakat bu sefer yüksek öğretim yerine birazcık daha temel eğitim ve e, üniversite öncesi eğitime odaklanmaya çalışacağız. Yine öncelikle bir hoş geldin hoş diyeyim. Ziya Hocam şeref verdin. Ayağına sağlık. Yani yüksek öğretimin bugün e, Türkiye'de ve dünyada kalkınmanın, işte ilerlemenin, toplumsal gelişmenin temel misyoner unsuru olarak aldığı rol işte bütün kitleleri yüksek öğretime yöneltiyor. Türkiye'de de bu realite bizde üniversite sayıları, öğrenci sayıları ile falan ortaya çıkmış durumda. Fakat üniversitenin bu belirleyiciliği biraz da daha önceki programda konuştuğumuz üzere ee, üniversitenin bu diplomasının sınıf atlatma meselesi, buna kitlelerin teşni olması, üniversitelerin kendilerini buna göre konumlandırması, temel eğitimde de birinci sınıf, hatta ana sınıfından başlayan bir yüksek öğretimi hazırlık serüvenine dönüşüyor. Yani işte bir okula gitmek için onun ana sınıfına giden, işte ilkokuldan itibaren test çözdüren bir öğretmene düşmek isteyen, 8. sınıftaki LGS'nin, işte 12. sınıftaki üniversite sınavına giriş e, ...sınavının bütün hepsinin aslında... ...motivasyonunu oluşturan bu yüksek öğretimdeki... ...belirgin bir başarıyı elde etmek. E, fakat bu... ...yani bütün bu 12 yıllık... ...okul öncesinde katarsak 1-2-3 yıl ne kadarsa... ...bütün bu serüvenin amacı... ...bir yüksek öğretime gitmek olabilir mi? insanın hayatı için 12 yıl... ...fazla mı değil mi? Nasıl buluyorsunuz yüksek öğretimle temel eğitim arasındaki ilişkiyi? Şimdi... ...en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Bence... Çocukların eğitimine çok süre ayırıyoruz. Yani e, Tabii işte nüfusun artması, nüfusun yaşlanması, e, işsizlik oranları gibi bir takım e, parametreleri göz önüne alarak bunlar biraz uzatıldı. Yani eski eskilerde özellikle söylüyorum, hani belki hani o bilimin ilmin böyle çok böyle popüler olduğu dönemlerdeki gençlerin e, işte bir İbn Sinanın bir Gazali'nin bilmem... Ee, yine Avrupa'da da yine hakeza bir sürü örneği var, çok genç yaşlarda çok şey olmuş insanlar var. Çok e, bilgi seviyesi, belli bir seviyeye gelmiş, kitap yazmış 18-19 yaşında insanlar var. Şimdi bizim 18-19 yaşındaki gencimiz daha üniversiteye başlayacak yani. Bu uzatıldı, biraz bilinçli olarak uzatıldı ama ben karşıyım, e, şeye karşıyım e, çünkü pratik de insana çok şey öğretir. Yani mezun olduktan sonra da insan, e, diyelim ki 19 yaşında mezun olsa birisi, o kalan 3-4 sene pratik çalışma yapıp, mesela yüksek lisanssa yine 24'ünde başlasın ama 3 senelik saha tecrübesiyle başlasın mesela. Çok daha verimli olabilir. Burada asıl şey şu, üniversitenin veya şeyin sadece bilgi ya da beceri manasında bir katkısı yok biliyorsunuz yani. Ne var? Çocuğun kimliği, kişiliği, ahlakı ile ilgili de bir altyapı oluşturuyor. Üniversite artık biraz işin geçtiği zamanlar ama şeyin, e, lisenin mesela özellikle siyasal zihni altyapısını e, genelde gençler ve ortaokulun sonları lisede oluştururlar. Yani hayata bakış açısını diyelim. E, ortaokul ve öncesinde daha e, böyle toplum içi e, uyum şeyleri, normlara uyumlar işte gibi eğitimler de verilir. Temel yani. vatandaşlık becerileri evet. diyebileceğimiz. Şimdi e, şöyle bir şey var. Yani bizim bugün e, hani bunu tabii bunu söylediğim zaman belki millet ki aaa hani bazı şeyler vardır. Söylendiği zaman çok ses verilir ama gerçektir. Yani toplumumuzda ahlaki olarak çok ciddi bir zafiyetler var yani. E, diyor ki mesela bir ara hani şimdi pek yok ama hani bir ara polisler çok trafikte şey alırdı böyle işte... E, millet diyor ki işte polisler, yahu kardeşim bu polis benim amcamın çocuğu. Senin baban, öbürünün ablası bilmem ne. Yani dolayısıyla bizim parçamız. Yani toplumunun e, herhangi bir şeyi, grubu... Bilmiyorum ya da ne bileyim ki şey. Bunlar bizden ayrı insanlar değil. O insanlar öyleyse sen de öylesin demektir. Yani sen onlara kızma. Belki orada sen de olsan büyük ihtimalle sen de aynı belki şeye tebessüm edeceksin. Buradaki sıkıntıların ben üniversiteyle falan alakası olmadığını, hatta liseyle bile alakası olmadığını düşünüyorum. Bu işler ortaokul bile şey, ilkokul ve anaokulu da bitti. O işlerin orada bittiğini. Yani ahlaklı bir toplum. Kimlik tok. oluşumu, Tabii. değer oluşumu evet. diyorsunuz. Hı. Oralarda mevzunun kapandığını düşünüyorum. Dolayısıyla da benim yine bir iddiam var. Bir çocuğun dinlediği ninni, 3 aylık, 5 aylık, 7 aylık neyse çocuğun dinlediği ninni gideceği üniversiteden daha önemlidir. Çünkü bizim yani hani başkaları nasıl bakar olaya bilmiyorum ama yani benim bakış açım ya da bazı inançlar olan insanlar için, değerleri olan insanlar için... Düzgün bir insan olması, başarılı bir bilim adamı olup ahlaksız bir insan olmasından çok daha kıymetlidir. Başarısız olsun, önemli değil. Ama e, insani olarak etrafına zarar vermeyen, insanın dilinden, elinden emin olduğu bir kimlik, bir kişilik yetiştirmek, çocuklarımızı öyle yetiştirmek çok daha birinci önceliğimiz. Öbürüsü de olursa ne ala. Ama olmazsa olmazımız bu. Olması lazım. Biz böyle bakıyoruz hayata ve bunun için de oralardan başlamak gerekiyor. Yani çocuğu çocuğunuz e, yalan söylediğinde e, ağır ceza verme yüreğiniz yansa bile ağır ceza vermeyi öğretmeniz becermeniz gerekiyor ki o çocuk yalan söylemekten imtina etsin. O çünkü gerçekten bunun şey e, hani çok erken hani şey vardır ya böyle şeydeki ufak bir sapma gez gözdeki ufak bir sapma karşı tarafta 10 metreye te tekabül edebilir. Çocukluktaki yanlışlar ya da yanlış e, verilen e, bilgiler değerler uzun vadede çok büyük bir haydut çıkarabilir karşınıza. O yüzden oralar çok daha önemli. Şimdi bu 1900'lü yılların başında tartışılan bu tuba ağacı teorisi evet. meşhur bilirsiniz. Dolayısıyla yüksek öğretim mi olsun yoksa temel eğitim mi okul öncesi mi önemli olsun? O zaman burada sizin bakış açınız çok net. Çok. Ve e, temel eğitimin çok belirleyici olduğunu düşünüyorsunuz. Dediğim gibi benim şeyim anaokulundan mı başlıyor. Anaokulu hatta şey, James Heckman var, Nobel ödüllü yazar. Anaokulunda verilen eğitimin çok faydalı olduğunu hatta o iki aya kadar düşünmüş. İki aylık çocuktan başlanması gerektiğini düşünüyor eğitime. Fransa mesela üç yaşındaki çocukları anaokuluna gönderme zorunluluğu çıkardı mesela. Bunlar mevzuyu anlamışlar, çözmüşler. Alttan başlamazsan ben şuna iddia ediyorum. Çocuklara ilkokul, anaokul, ilkokul vesaire diyelim ortaokul bitene kadar çok düzgün bir eğitim ver, verin. O çocuk lise okumasın. Önemli değil. Üniversitede okumasın. O çocuk bu ülkeye çok ciddi katma değer üretir. Hmm. Katma değer şudur. Yani çok iyi bir ne bileyim mühendissinizdir bilmem ne. Ama etrafınızdaki bir sürü insanı rahatsız ediyorsunuzdur. Hırsızlık yapıyorsunuzdur mesela. Bu katma değer negatife dönüyordur artık. Belki öbürü daha şey üretir ama e, kimsenin malını çalmaz. Ne bileyim sağına soluna faydası olur vesaire. Bunları da kaçma değer olarak görmek lazım. Toplum zaten aslında bunların üzerinde yükseliyor. Ve belli bir şey oluştuğu zaman, hacim oluştuğu zaman sizin iyi mühendisinizi de çıkar. Hem kaliteli mühendisiniz çıkar, hem ahlaklı mühendisiniz çıkar. Hem kaliteli siyasetçiniz çıkar, hem ahlaklı çıkar. Hem iş adamınız çok başarılı olur, hem erdemli bir iş adamıdır. Etrafıyla da paylaşmasını becerir vesaire. Yani buraları o aşağıyı çok sağlam oturtmadan yukarıda istediğiniz kadar e, cambazlıklar yapın. E, bu şey hani bu vardır ya ünlü bir tartışma var. Liyakat mı, e, sadakat mi diye. Sadakat. Yani düşünün ki çok liyakatli, süper bir tane bilim adamınız var ama İngiltere'ye casusluk yapıyor. Mesela. Evet. Şimdi bu tabii özellikle bu niceliğine egemenliği meşhur evet. kitabından da ilham olarak söyleyelim. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var. Yani bütün dünyada raporlar yayınlanıyor. İşte ne kadar eğitim aldı, kaç yıl aldı, ne evet. kadar mezun verdi, hangi bilim dalından, hangi alanlar... Özellikle OECD'nin raporlarında mezuniyet oranları, belli alanlara göre mezuniyet oranları üzerinden devam eden bir şey var. Bu... Bu baskı, uluslararası ekonominin baskısı, tabii hükümetleri bunlardaki şeylerini yükseltmeye, ister istemez e, rakamları yükseltmeye, oranları yükseltmeye Hı. yöneltiyor. Bu da tabii bu kitleselleşme ve e, kitleselleşmeyle birlikte bir e, şeye, hani tırnak içerisinde diyeyim, eğitimde yozlaşma diyeceğim ama... Evet, yani hani bir kariyer bazlı olmaya başlıyor. Kariyer bazlı olmaya başlıyor. Yani bütün bunları tabii dünyadan ayrı düşünmek mümkün mü? Şimdi o orada da hani ben bazen bunların biraz ütopik olduğunu da düşünüyorum. Evet. Hani bu erdemli toplumu yetiştirmenin bugünün şartlarındaki bu beklentiler bütün dünyanın birlikte diyelim gibi bir şeye ulaştı. Bu nasıl değerlendiriyorsun bunu ya? Yani? Şimdi e, hani bu, şu dünyadaki en e, aklı başında topluluk ya da millet kimdir deseniz şimdi bu milletimiz çok bozulacak buna ama ben İngilizlerdir. İngilizler, İngilizler milletin ne dediğiyle çok ilgilenmez. Bir şeyin doğru olduğuna karar verdiği zaman İngiliz onu yapar. Ve o yüzden az nüfusuna ve şeyine rağmen 800 yıldır bu dünyada hep önde gelen aktör aktörlerden aynen. oldu. İngiliz mesela yargısı vardır mesela dünyadaki bütün hukuk sistemlerinden farklı çalışır. işte gelenek üzerine bina etmiştir. İşte İngilizler 3 puan getirdi mesela futbolda. i̇lk önce garip karşılandı. Şimdi bütün dünya 3 puan kullanıyor mesela galibiyete. İngilizler bir şeyin doğru olduğunu keşfettiği, hissettiği, emin olduğu zaman ya millet ne der? Bunu acaba nasıl karşılar diye düşünmez. Yapar. Brexit şimdi aklıma geldi. <laughs> o şimdi zaten şu anda tabii millet onu görmüyor. İngiltere yeni bir şey hazırlanıyor. Çok sessiz mesela şu anda İngiltere. Millet zannediyor ki İngiltere pasif oldu. Çok sessiz İngiltere, alttan çok e, yine şey bir şekilde yeni düzene e, aktör olarak çıkabilmek için çalışmalarını yapıyor. Şimdi bizim de böyle olmamız lazım. Aslında bu İngiltere'nin özgüveni, kararlılığı vesairenin, ben e, Türk toplumu adına daha çok İslam topluluğu adına söylüyorum e, yerle bir edilmiş özgüvenimiz ve şeye rağmen söylüyorum hala bu umudu taşıyor. Çünkü bu dünyaya e, adaleti insanlığı getirmekle ilgili en büyük iddia hala İslam'da. Ve hala Türkiye ben benim için Türkiye ondan önemli bir ülke. Hala Türkiye bu ülkede, bu dünyada sadece kendi ülkesinde değil, dünyada mazlumların yanında e, hesapsız durmayı becerebilen ülke olduğu için çok kıymetli bir ülke. Dolayısıyla da bizim e, de böyle bir şey. Şimdi eğitim de, de bizim e, yani bunun doğru olduğuna inanıyorsak biz. Yani biz şuna inanıyorsak düzgün, ahlaklı, erdemli e, işte Herkesin elinden, dilinden emin olduğu bir... Herkes olmaz tabii ama topluluğun genelinin böyle olduğu bir toplumda. Ben inanıyorum. Bu toplumda ekonomik olarak da, bilimsel olarak da, ticari olarak da, toplumsal olarak da büyük başarılar zaten oluşur. Benim iddiam bu. Çünkü öbürlerinde haksız... Ahlaklı insanlar ahlaksız ortamlarda çok kaybediyorlar. Ya yani şey olarak kaybediyor Enerjisini de kaybediyor. Sadece şeyini değil, umudunu da kaybediyor. Halbuki o insanlar çok daha değerli şey. Bizim de... Buna inanıp bunu bir şekilde e, hayata geçirmemiz Ben bu, buradan çözümün burada olduğunu düşünüyorum. Hatta kısa sürede şeydeki işlerimi bitirip, İstanbul'daki işlerimi bitirip hep projemdir. Anadolu'ya yerleşip orada en azından e, ilkokul ve anaokul çocuklarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Yani bütün şeyim de o. Artık ona o kadar inanmışım ki e, hayatımın geri kalan Allah ömürü verirse geri kalan kısmını oraya hasretmeye düşünüyorum. Sizin e, üzerinde konuştuğumuz bir yazınız vardı bu cehalete, övgü ee. meselesi hani tam bu bu söylediklerinizle doğrudan ilişkili değil ama evet. özellikle hani erdem ve erdemle birlikte gelen bir e, nasıl doğal bir bilgi ya da gelenekten gelen bilgiyle ya da işte irfanla insanların hayatını devam ettirdikleri ne dair ve bunun birçok kez şeyden daha iyi olduğunu evet. teknik bilgiye sahip insanlardan o, daha güçlü. Oradaki şey şu ben bu, 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 şunu iddia ediyorum subjektivite insana ait doğaya ait bir şey değildir. Subjektiftir yani senin bakış açın diğer arkadaşların bakış açın başka benim, benim bakış açım birbirinden farkıdır ve birbirimizi etkileriz biz. Yani doğru olduğuna inandığım şeye senin açıklamalarına binaen inanmamaya başlayabilirim ben. Ama tabiat dayatır. Tabiat dayatır. Yani yağmur yağar. O yağmur yağar ve sel olursan orada tedbiri alırsan, almazsan. Dolayısıyla da çok daha objektiftir. Ve zihinleri de objektif bir şekilde dizayn eder. Benim şeyimi. Daha yalın ve objektif. Ben buna pastoral terbiye diyorum. Zihin. Zihnin pastoral terbiyesi diyorum. O yüzden Şehirde yaşayan insanların da mutlaka belli dönemlerde tabiatı öğrenmeleri He? oluyor. Reel öğrenmeleri evet. oluyor. Tabiata, tabiatla iç içe bir dönem yaşamaları gerekiyor. O farkında olmadan zihinlerini inşa eder. O şey gördüğümüz insanların daha yalın görme, daha o subjektiviteden uzaklaşıyor. Daha az insan, daha az yorum. Subjektif o yüzden daha hani belki onun yüz katı bilgiye sahipsiniz ama o doğru kararı sizden daha iyi verebilir. Ya o daha yalın görebildiği için böyle bu tür şeyler var. Ee, ama benim daha bahsettiğim şey o şeyde eğitimde biraz daha o da, o da değil daha şey. O erken erken dönem e, ekilmiş tohumlar. Bir örnek vereceğim. Yok e, biraz dağıtıyoruz ama bir arkadaşım yeni bir iş kurdu. Doğru düzgün para da kazanmıyordu. Yardım yani para istemeye gelenler hep yardım ediyordu. E, efendime söyleyeyim, e, bazı kurumlara işte destek oluyordu. Yani üç kuruş para kazanıyor, onu da sağa sola dağıtıyor falan. E, kendisine de anca yettiği kadar. Dedim ki daha niye sermayene katkıda bulunmuyorsun? Ben dedi DNA'ma yerleştiriyorum, hayır dedi. Zengin olduğumda hayır yapabilmem için şimdi yapabilmeyi öğrenmem lazım dedi. Yani bu erken dönem, o DNA, genetik hmm. kod vesaire gibi dediğim şey. Çocukların, sen e, illa e, biyolojik DNA'sından bahsetmiyorum. Onlar da önemli de psikolojik DNA'sına bazı şeyleri yerleştirmen gerekiyor. Onlar daha sonradan hemen hemen hiç değişmiyor ya da çok zor değişiyor. O yüzden orası... Dediğim gibi bak çok dramatik bir örnek vardım, verdim. Ninni, ninni çok... Yani sıradan gelir bize değil mi? Ninni üniversitesinden daha önemli diyorum ben çocuğun. Benim iddiam bu. Yani burada bu söylediklerine katılmıyor değilim tabii. Çünkü şey çocuğun o yaşlarda edinme hayata açlığı, öğrenmeye merakı, dönüşüme, dönüşme potansiyeli evet. bütün bunlar çok ıı, gerekli. Fakat bir taraftan da ıı, bu şeyin hani teknik bilginin artması, işte gündelik bilginin artması, bu bilgi daha fazla şey aktarımını, yani uzun süreli eğitim sürecini, özellikle yüksek öğretime doğru bir ıı, profesyonel öğrenmeye doğru ülkeleri zorladı. Dolayısıyla da böyle bir uzayan bir eğitim sistemi oluştu. Şimdi belki bugünlerde bu pandemiyle birlikte ortaya çıkan durumda işte uzaktan 3 saat ders yapıyor önceden 6 saat yapıyordu. E oluyormuş daha çok yapabiliyor, edebiliyor falan gibi. Bazı sonuçları da orada bizi götürdü. E, bizim tekrar buradan böyle bir geriye gitmemiz işte eğitim yaşını azaltmamız, eğitim yılını azaltmamız ya da böyle bu 12 yıl üniversiteden önce ondan sonra belki 12 yıl doktoraya kadar falan devam eden dönemler. bunları yeniden yapılandırılabileceğine dair bir inancınız var mı? Ya şimdi onu şöyle çok şey görüyorsunuz. Bence çok hani olaya bak çok kısa bir şekilde anlatayım. Yani siz çocuğu diyelim ki başarılı bir çocuk. Orada o ilkokulda çok oyalanıyor. İşte bir ayda okumayı öğrendi. Okulları biraz büyük yaparsanız işte yüzde yirmisini başka bir sınıfa alırsınız. Sınıf atlatırsınız. Çocukların ezilmeyeceği bir şekilde de bazı şeyler organize edebilirsiniz. Neyse gelin ki çocuğumuzu biz 19 yaşında üniversiteden mezun ettik. 23 yaşında mezun edeceğimize mesela. Burada 4 yıl var. 4 yıl. O 4 yıl o çocuk geçsin ya. Yani 19 yaşında 23 yaşındaki seviyeye gelebilen çocuk. Bırak dört yılda geçsin yani. Ben illa da şeyden bahsetmiyorum. Ya da doktorasını o arada yapsın. Yine yapacak belki. Yani o bilgi hani özelleşme, özelleşme, özelleşme o bilginin çok yoğunlaşması. Tamam yine e, doktorasını 30 yaşında bitirmesin de 25 yaşında bitirsin mesela. 24 yaşında bitirsin. Değil mi? Bir, bakın, e, gençken insan gençken gerçekten çok daha güçlü, zekası. Sadece tekniği biraz zayıf. Zekası çok daha güçlü. Hızlı ve güçlü daha keskin bir zekası var. Hı hı. E, dolayısıyla siz ne kadar erken bilgiye ulaştırırsanız çocuğu, potansiyeli olandan bahsediyorum potansiyeli olmayanı. Zaten günah yani çocukları yani olmayan çocuğu zorla okutmaya çalışmak da günah bence. Çok daha belki başka yetenekleri var. Potansiyeli olan çocuğu siz erken şekilde donanımlı hale getirirseniz 25 yaşında doktorasını bitirmiş bir alanda çok uzmanlaşmış bir ismin üreteceği şey çok daha kaliteli ve çok daha güçlü olabilir. Bir de e, muhafazakarlaşma diye bir şey vardır, şeyde hmm. e, yaş geçtikçe e, muhafazakarlaşma diye bir şey vardır. Gençken e, onlardan biraz berisindir, daha farklı düşünüp daha yeni şeyler söyleme ihtimal, çok daha cesur olursunuz. E, dolayısıyla da donanımsız cesaret yerine donanımlı cesaret de çok e, makbul bir şey haline gelir. Bu eğitimde bireysellik diye bir şey var. Yani yeni moda oluyor. Tıpta da var, bu şeyde de var. Çok da olması gereken bir şey zaten. Şimdi bir sürü şeyi zaten robotlar yapacağı için insanlar genelde bu işlerle ilgilensin bence de. Yani bireysellik dediğim şey, biraz önce bahsettiğim şey. Yani şey çocukları, eğitime çok donanımlı, çok müsait çocukları daha erken eğitim, bilgiyle buluşturmak. Yani illa da yaşının gereği bu değil. Benim Anladım. yani akrabalarımdan da var, çevremden de var. Yani işte Lise 2'de çocuk üniversite yüksek lisans şeylerini çözüyor yüksek lisans giriş sınavlarının fizik sorularını çözüyor bu çocuk niye bekletiyorsun bu çocuğu evet, bu kitlesel eğitimin böyle maalesef bir vasatlaştıran evet, bekleten evet. E, şey yapan bozan ve motivasyon kaybettiren yozlaştıran evet. evet en çok en, en motivasyon, motivasyon kaybettiren, kaybettiren bir boyutu var yani bu bu benim için de çok kritik meselelerden birisi bir de tabii bu bu o kadar fazla ...kompartımana ayrılmış ki yani yıllar dersler, okullar, türler o yüzden hayat bu kadar parçalı bir şey değil. Daha birbirinin içinde yürümesi gereken bir şey. Biraz zamanımızın son dakikaları böyle bir 10 dakikamız falan var. Çok da kişiselleştirmek istemiyorum ama son kertede tabii 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte belki onun da etkileri olan yeni bir bakanla devam ediyoruz. Şimdi bu bakanımız özellikle eğitim alanında profesör olması, okulların içinden geliyor olması, işte öğrenmeye dair yani psikoloji, öğrenme psikolojisi üzerine çalışmaları olduğu için de konuya vakıf olan birisi olduğu için büyük bir coşkuyla karşılandı kamuoyunda. Bugün de hala nispeten bakanın bu favori durumu, yani kabul edilme durumu çok düşmedi. Yani bayağı iyi devam ediyor. Bilmiyorum görme fırsatınız oldu mu o 2023 Eğitim Vizyonu belgesinin girişinde de onun bir manifestosu vardır, bir felsefesi vardır. Orada işte eğitimin sadece maddi yetkinlikler kazandıran değil, insanı maddi ve manevi olarak gören, onu iki dünya, iki kutuplu yetkinliğini hazırlayan bir yapı. Bunlar benim için de çok ümit veren yaklaşımlar, bakış açıları olmuştu. Kişiselleştirmek, kişiselleştirmeyelim dediğim kısım. Hani Ziya Bakan iyi mi o, kötü mü bakan politik açıdan işte böyle değerlendirmekten daha ziyade Türkiye eğitim sistemine böyle baktığınızda ne görüyorsunuz? Son günlerde bir değişen bir şey var mı? Biraz bunu geriye doğru götürecek belki AK Parti dönemindeki eğitim politikaları üzerinden evet. bir analiz yapmak mümkün mü? Tabii AK Parti yani ülkeye geldiği zaman yani yönetime geldiği zaman ülkede insanların uzun süredir beklediği pek çok e, derde e, şifa olacak Temel şeyler var. özgürlük, insan hakları vesaire talepleri gibi. vesaire. E, belki ekonomik şeylerde hmm. ilk başlarda devlet kimliği, uluslararası vesaire o zamanla açılmalar. Ama e, zayıf kaldığı alanlardan birisi eğitim oldu. Yani bir yatboz tahtası şeyi oldu yani kaç tane model denendi. Şimdi eğitim gerçekten zor bir şey. Yani bir ülkenin geleceği zaten. Bir de e, bütün nüfusa teşmil ediyorsunuz eğitimi ve e, e, sayı da çok fazla. Sonuçları da eğitimin en acı tarafı ya sosyal bilimlerde genelde böyledir ama eğitimi eğitim iyi bir sistem kurup kurmadığınızın sonuçlarını da 20-30 sene sonra alacaksınız. Son son ve bilemiyorsunuz yani. Hmm. Ve e, kim modelini çok güçlü savunursa, iyi şey yaparsa o onunki kabul olur. Yani ben de şimdi bir şeyler söylüyorum ama söylediğim şeylerimi diyelim ki uyguladınız 30 sene sonra ülke çök edebilir. Yani bunların çok iyi analiz edilmesi lazım. Benim sadece biraz e, hayat tecrübem ve sezgilerimle söylediğim şeyler bunlar. Şimdi biraz önce bahsettiği o aslında çok uzun süredir söyleniyor. Yani işte sadece bilgi değil işte çift boyutludur işte ruh Manifan. dünyası maneviyat vesaire. Bu böyle söyleniyor ama ben şeye inanıyorum. ...pratik egzersizin çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani bu hep söyleniyor. Değer yükleyelim çocuklarımıza. Işte değer eğitimi. Böyle bir şey çok havalı da duruyor değil mi? Yani ben de kullandım biliyor musun? Ama değil. Yani o, o değer eğitimini yüklemek çok zor bir şey. Yani çok zor bir şey derken... E, ...yani... ...öğretmenin sınıf içerisindeki hal... ...hareketi bile... ...o değer ile ilgili çok büyük problemlere yol açabilir. Veya bir şeyin meleke... ...kesmetmesi için... Onunla ilgili yüklemeler, güçlü yüklemeler, pratik yüklemeler yapılması lazım. Ben bununla ilgili bir anımı anlatayım. Onun 14 yaşlarındayım. Bak bu çok benim hayatımda mesela çok pratik bir olay olduğu için söyleyeyim. Bana daha önceden pek çok kişi şey demiştir. İşte adaletli ol, e, hak yeme, bilmem. Bu tür bir sürü hikayeler dinledi. Öğretmenlerimizden dedik, camide hocalardan dedik, ailemizden dedik mi? Ama bir olay oldu. Ben o gün adaletsizliğin ne olduğunu bütün iyiliklerime kadar hissettim. Ve bu dersi bana veren şahıs belki de eğlenmek için yapmıştı onu. Ama benim üzerimde çok e, travmatik bir etkisi oldu. Böyle de olması lazım zaten. 13-14 yaşlarındayım. Annen dedi ki yarım ekmek al. Git bakkala yarım ekmek al dedi. Gittim bakkala. Yarım ekmek yok bir tane ekmeği kesecek. 18-19 yaşlarında bir abi dükkanda duruyor. Ekmeği koydu. Ekmeği ya oynayacak. Ya canı sıkıldı ya da bana bir ders mi vermek istedi bilmiyorum. %50-50 koymadı yani aslında hani yüz, mutlak olmaz mı 49 olur 48 olur en fazla yani adam %60'a %40 koydu yani çok net yani bir tarafı çok daha büyük yani böyle çok belli <laughs> burası ortası mı dedi ben de o an ekmeğin büyük tarafını alırım insan oğlu bencildir yani böyle fıtratında vardır böyle hani kendine şey yapmak büyük tarafını alacağım diye evet dedim çok net görüyorum şey olduğunu hmm, ortası, ee, ortası olmadığını çok net görüyorum Evet dedim. Adam kesti. Sonra küçük parçayı bana verdi. Dedim niye öbürünü vermiyorsun? Sen ortası demedim mi Bir şeyi ortadan ikiye böldün mü? İki eşit parçaya ayrılır dedi. Niye onu istiyorsun ki dedi. Ben şimdi küçük ekmeği aldığıma mı üzüleyim? Rezil olduğuma, sahtekar olduğum için rezil olduğuma mı üzüleyim? Çok mahcup olarak çıktım ama o bana çok büyük bir ders oldu. Bak çok dramatik bir olay. Yani mahcubiyet var aslında orada yarım ekmek meselesi değil. Mahcubiyet var. O işte bu tür pratik şeylerin çocuklarla çocuklara öğretilmesi, gösterilmesi lazım ki çocuk bir bedel ödeyeceğini bilsin ya da karşıya bedel ödettiğini bilsin. Bununla ilgili bir darbu mesel vardır onu da anlatayım. Süremizi bitirelim. Toparlayalım. Ne? Bir biraz daha bu şey politika konusunda bir sorum daha var. Evet, tamam. Ee, o hani bir padişahın oğlunu bir hocaya veriyorlar. Hı -hı. Ee, hoca bunu bir gün gereksiz yere dövüyor. Çocuk da bir şey söyleyemiyor şehzade şeye. Sonra padişah olunca çağırıyor hocayı. Sen beni o gün dövdün. Bunun hesabını vereceksin diyor. O da diyor ki zulüm eğitimiydi o. Yani şimdi padişahın oğluna, şehzadeye kimse zulmetmez, edemez zulmetmiş insan psikolojisini anlayabilmesi için ona o dersi veriyor yani sen halkına zulmetme zulmettiğin zaman karşıda uyandırdığı his budur dersi veriyor evet, evet. Eyvallah. çok teşekkür ederim evet. ağzına sağlık yine çok güzel bir yerinde yine son dakikaların işareti geliyor bana ee, yönetmenimizden ve kameramanımızdan burada şimdi hani acaba bu hani ziya bakanla birlikte hareketlenmeler işte cumhurbaşkanının itirafları işte eğitimde istediğimiz olmadı vesaire gibi. Bunlardan böyle bir iki iki cümleyle bir ümitiniz var mı yani böyle bir hamle yapabilir miyiz evet. diye? Şöyle Başbakan yeni olduğunda ben Tayyip Bey'in olduğu bir salonda konuşma yapmıştım Hı -hı. ve eğitim ve kültürün kültür politika bakanlıklarının çok iyi çalışması gerektiğini söylemiştim. Bunun ne kadar önemli olduğunu şuradan biliyor bilen biliyor. Ahmet Necdet Sezer diyor ki AK Parti iktidara gelmiş. Karar veremezler diyor. AK Parti hani AK Parti kim iktidara getirdi halk. Milli Eğitim diyor Halkın iradesine bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir diyor. Yani olayın ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve orada çok büyük bir direnç vardı. Yani orada çok suçlamak istemiyorum Tayyip Bey'i. E, milli eğitim politikaları vesaireyle ilgili. Ben orada uyarmıştım çok şeydi. Ondan 13-14 sene sonra bir açıklama yaptı işte başarısız olduk diye. Çok ciddiye de alınmadı belki. Çünkü orada bir yatırım yaptığın zaman zaten sonuçları çok geç alınıyor. Şu an e, biraz eli güçlenmiş durumda. Yani Tayyip Bey bu ülkede neyi düzelsin arkadaşım bitmiyor ki. Askeriyeyi mi düzeltsin, basınımı düzeltsin, yargıyı mı düzeltsin, bürokrasiyi mi düzeltsin, sermayeyi mi düzeltsin? Hepsi topyekün üzerine doğru geliyordu. Teker teker toparladı. Şu anda biraz güçlendi. Ee, şimdi mesela Ayasofya'yı bilmem neyi şimdi açabiliyor yani bir takım şeyleri şimdi dolayısıyla çok suçlamak istemiyorum ama bu, bu en önemli şeydi buralarda çok şu anda biraz ümidim var yani inşallah Anladım. doğru insanlarla doğru sonuçlara ulaşır. Ben de bu son cümlelerini vakitte dolarken şöyle toparlayıp konuya daha fazla yeni tartışma alanları açarak bitireyim. Cumhurbaşkanı'nın belki her şeyi de toparlaması gerekmiyor. Belki bazı şeylerde toplumun kendi dinamizmi içerisinde toparlanması gerekiyor. Bir de bu şunu da ekleyerek yine yani son söz söylemek istemezdim ama özellikle eğitim söz konusu olunca belki de know-how, insan kaynağı ve doğru politikalar konusunda da çok deneme yanılma yoluyla ilerledi. Belki bu konuda yeteri kadar bir background'u yoktu. Ee, ama herhalde bu Türkiye kalkınacak yani. Çünkü ben de sizin gibi insan kaynağının ve ülkenin gerçek potansiyelinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Saygılar ediyorum. sunuyorum yani gerçekten görüşleriniz için dinleyicilerimiz adına. Değerli dinleyenlerimiz bugün de e, sohbetimizi bitirmiş olduk. Gerçekten eğitimi, temel eğitimden e, yüksek öğretime kadar etraflıca konuşma fırsatı bulduk. Biraz politikalara değindik, biraz tartışmalı konuları açtık. Ümit ederim gelecek programlarda bu tartışmalı noktalara daha derin bakma fırsatı buluruz. Saygılar sunuyorum.